Teknoloji ekibinden herkese merhaba. Öncelikle Trajermeter serisine gösterdiğiniz yüksek ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Karşınızda Trajermeter 2'nin küçük kardeşi, TM2'nin küçük kardeşi Trajermeter 1, TM1. TM1 ergonomik LG'yi yüksek kapasiteli pili, piyasanın en iyi sensörüyle hizmetinizde. Pointer özelliği, canlı tarama özelliği, 2D, 3D ve 4D görüntüleme özelliği ile defineciler için vazgeçilmezdir. Gelin TM1'in üzerini inceleyelim. TM1'in üzerinde bir adet açma kapama düğmesi, şarj dedi ve şarj girişi bulunmaktadır. Göründüğü üzere gayet pratik, gayet teknolojik bir üründür. Programda yer alan pointer'dan kullanıma başlayalım. Bunun için öncelikle Bluetooth ikonuna basarak Bluetooth bağlantısını yapıyoruz. Pointer modunun kullanımı için programdan pointer ikonuna tıklıyoruz. Pointer ikonuna basıyoruz. Açılan pointer ekranında soldaki düğümle sıfırlama yapabiliriz. Ortada yer alan okların hassasiyeti ayarlayabiliriz. Ya da sağdaki hoparlör işaretiyle sesi açıp kapatabiliriz. Canlı tarama modunun kullanımı için programdan canlı tarama ikonuna tıklıyoruz. Pointer modunu böylelikle bitirip canlı tarama moduna geçebiliriz. Canlı tarama ikonuna basarak canlı tarama modunu çalıştıralım. Canlı tarama ekranını görüyoruz. Bu ekranın altında 3 adet ikon bulunmakta. Bunlardan solda yer alan sıfırlama, ortadaki çalışma başlatma ve durdurma, sağdaki ise 2D, 3D'ye geçiş ikonudur. ve 4D görüntüleme için programdan ilgili ikona tıklıyoruz. 2D, 3D ve 4D yeraltı görüntüleme için ilgili ikona basıyoruz. Karşımıza çekim yapacağımız alanın ayarlandığı sayfa gelmektedir. Burada 6 adet ikonla beraber çekim yapılacak alan ayarları gerçekleştirilmektedir. Sol üstte yer alan manuel ikonu, çekimdeki örneklemelerin manuel olarak elle alınacağını ya da belirli bir zaman aralığında ürünün otomatik olarak kendisini alınacağının ayarlandığı ikonudur. Üzerine bir kere bastığımızda otomatik olarak ürün örneklemeyi belirli bir zaman aralığında kendi kendine yapmaktadır. Manuel'e bastığımızda ise örneklemeyi biz butona basarak gerçekleştirmekteyiz. Soldan ikinci buton çekim işleminin sol alt köşeden başlayıp sağa doğru devam edeceğini ya da sağdan başlayıp sola doğru devam edeceğini ayarladığımız butondur. Üzerine bir kere bastığımız zaman sağ taraftan başlayıp sola doğru devam eder. Bir kere daha bastığımız zaman soldan başlayıp sağa doğru devam eder. Soldan üçüncü ikon ise örnekleme işleminin zikzak ya da paralel olarak gerçekleştirileceğinin ayarlandığı ikondur. Zikzak gerçekleştirilmesi demek her yolda gidiş bittiği zaman diğer yolda geçildiğinde geri gelinerek örnek alınma işleminin yapıldığı çekim metodudur. Paralel demek her yol bittiğinde tekrardan başa gelerek diğer yolda gene baştan başlayarak örnekleme işleminin yapıldığı çekim metodudur. Sağ üstte yer alan ikon ise çekim alanının eninin ayarlandığı ikondur. Çekim alanının eni ne kadar büyükse o kadar buradan santimetre cinsinden ayarlanmalıdır. Sağdan ikinci ikon çekim alanının boyunun ikonudur. Çekim alanınız ne kadar boya sahipse, boyu ne kadar büyükse onun burada santimetre cinsinin ayarlandığı ikondur. En altta ise iki örnek arası bırakacağınız mesafe yani bizim adım aralığı dediğimiz ikon yer alıyor. Buraya tıklayarak adım aralığınızı ne kadar olacağını ayarlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan OK butonuna bastığımızda ayarlamaları tamamlayıp çekime başlamak için hazır olduğumuz bilgisini veriyoruz. Karşımıza çekim ekranı geliyor. Çekim ekranında yukarıda 4 adet, aşağıda 1 adet ikon bulunuyor. Aşağıdaki ikon tahmin edeceğiniz üzere çekime başlama ikonudur. Yukarıdaki ikonlar sırasıyla en soldaki interpolasyon, onun yanındaki algılama değerlerinin gösterildiği ikon, onun yanındaki
derinlik gösterildiği ikon. En sağdaki ikon ise arka plan renk ayarlama ikonu. Arka plan rengini beyaz ile siyah olarak bir ikona basarak ayarlayabilirsiniz. Alttaki çekim başlatma ikonuna basarak çekiminizi başlatın. Thank you.